Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir şekilde ikinci video yaptık. Değil mi hayatım? Bugün eşimle birlikte ya uzun zamandır sizlerden bir şey istemiyoruz. Açıkçası yani bizleri çok destekleyen takipçilerimiz var. Bunu da eşimle birlikte düşündük hani. Bir isteğimiz olsun istedik sizlerden. İnşallah bunu yaparsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Kısa bir videomuz olacak. Biraz sohbet tarzı olacak. Öncelikle isteğimizi sizlerle bir paylaşalım. İnşallah bizlere destek olmak isteyen takipçilerimizden, şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Değerli takipçilerimiz hani kanalımızı şu anlık tam 47 bin 48 bin kişiye doğru aboneye doğru gidiyoruz. 50 bin aboneye çok az kaldı. Hani bir seneyi de doldurduk biz YouTube kanalında artık, değil mi? Bunun için de özel video yapmak istedik yani. Bir senemiz hepiniz için ve hepimiz için de hayırlı olsun diyelim inşallah. Güzel günler geçirdik. Kötü günler, iyi günler. Bazen video attık, bazen atamadık. Bunlar güzel şeyler. Bir sene içinde hayatımıza ekstradan evladımız dahil oldu. Heyecanla bekliyoruz zaten doğumunda, sizler de biliyorsunuz. Bu konu hakkında konuşmak istedim. Hem de dediğim gibi değerli tavşanım, şöyle oturacağım, kusura bakmayın. Sizlerden şöyle bir isteğimiz olacak. Birinci yılımızın şerefine mi diyelim? Ne diyelim? Niyetine. Birinci yıl için hani sizlere bol bol teşekkürlerimizi sunmak istedik. Öncelikle hepinizden Allah razı olsun diyoruz. İyisiyle kötüsüyle bir yıl geçirdik. Tam da böyle yılbaşına yaklaşıyor yani. Zaten biz Kasım'da başlamıştık. Kasım bitti, aralığa girdik. Daha önce video çekecektim bununla ilgili ama şimdi doğum falan olacak. Sizlere daha güzel vloglar çekmek istedim. Onun için böyle bugün de ikinci bir video atayım. Canlı sıkılmasın hem de izleyin istedik. Şimdi sizlerden şöyle bir şey isteyeceğiz değerli takipçilerimiz. Kanalımızı eşinize, dostunuza, Instagram hesabınızda paylaşarak bizlere yani şöyle bir durum var. Hani 5000 kişi bu videoyu paylaşsa, kanalımızı paylaşsa ben kanal linkini yorum kısmına koyacağım zaten. Yani linki WhatsApp gruplarınızda, eşinizde, dostlarınızda bir kişiye bile atsanız yani emin olun bir günde 50 bini çok kısa sürede buluruz. Benim hayalimdi yani, bizim hedefimizdi bir yıl içinde 50 bin abone olmak ama olamadık maalesef. Hani bunu gerçekleştirebilirsek çok mutlu oluruz. Eşimle biz de gerçekten çok mutluyuz. Hem de evladımız dünyaya gelmeden önce böyle bir 50 bin aboneyi görelim istedik. İnşallah bu konu hakkında desteklerinizi de bekliyoruz. İnşallah yardımcı olursunuz. Dediğim gibi hani WhatsApp'tan da paylaşabilirsiniz. Bir link atacağım zaten yorum kısmında, onu kopyalayıp paylaşabilirsiniz. Videomuzu paylaşma kısmı da var zaten. Videonun alt kısmında paylaş butonu var. Oradan da paylaşabilirsiniz. Instagram'da paylaşabilirsiniz. Ne bileyim eşinize, dostunuza, her yere paylaşacak şey çok zaten. Bu desteğinizi bizden esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Hani dediğimiz gibi bu konu hakkındaki isteğimiz bu kadar. Amacımız birinci yılımız için biraz sohbet muhabbet etmekti. Bu aralar canlı yayın da yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Şenay'ın rahatsızlığından, hani rahatsızlık demeyeyim, hamileliğinden dolayı pek oturamıyoruz kamera karşısında. Ondan sonra dediğimiz gibi hani hamileliği çok soranlar var, doğumu. Biraz da sen konuş hayatım doğum hakkında. Az kaldı. Az kaldı, bekliyoruz bakalım. Yani çok şükür herhangi ters giden bir durumumuz yok. Yok, Allah'a şükürler olsun. Şu an her şey iyi, normal. Zaten öyle bir şey olduğu zaman da size haber veririz. Onun şeyin ufuk zaten haber veriyor yani. Evet. Hani kimse soruyor hani doğum oldu mu olmadı mı şu bu. Zaten olsa haberiniz olur arkadaşlar. Biz de bekliyoruz bakalım. Hani dediğimiz gibi her şey yolunda. Beklemedeyiz. Aynen öyle. Yani heyecanla bekliyoruz değerli tavşanımız. Yani bu konuda fazla söylenecek bir şey yok. Zaten sizlerle aşama aşama her yerini paylaşacağım zaten. Allah nasip ederse hastaneye gittiğimiz gün bile yani çekim yapabilirsem, o telaşla, o heyecanla artık bilmiyorum nasıl olur, artık kamerayı anneme mi veririm, annem mi çeker? Annem benden daha telaşlı değerli tavşanımız. Gene ben soğukkanlılıkla davranırım. Bu arada babam da geliyor zaten. Doğumda işte annemle ben Şenay'ın yanında olacağız. Allah'ın izniyle inşallah o güzel günleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evladımızı da inşallah göreceksiniz. Artık dediğim gibi hani bir yıl içinde çok şey değişti hayatım. Özellikle geçmişe dönmek istiyorum. Mesela geçen Şenay'a da söyledim aşağıdayken. Biz buraya ilk adım attığımız zaman inanın değerli tabii, ben samimi olmak istiyorum.
Cebimde 50 TL param vardı benim, değil mi hayatım? Vallahi billahi değerli tavşanımız, yani benim cebimde 50 TL param vardı. Düşünüyordum, stresliydim. İstanbul'da işlerimizi kaybettik. Bazı sıkıntılarımız oluştu. Nasıl yaparız, niye deriz? Hani o hevesle bir ilk videomu anlatacağım sizlere. Şenay Hatta ortalığı temizliyordu. İlk videomuzu açarsanız, izlerseniz yeni takipçilerimiz de bilir. Şenay biraz ortalığı temizliyordu. Ben de ahırın arka tarafında. Ya hani böyle, çünkü neden? Bu çok zor bir şey değerli takipçilerimiz. Hani biraz konuşmak istiyorum. Biraz bir yılımızı artık anılaştıralım. Biraz da video olsun. Kısa video olmasın, uzun video olsun. Biraz muhabbet edelim değerli takipçilerimiz. Ne diyecektim ben ya? Şu kamera arkasını da yapacağım zaten. Ahırın arka tarafında, yani böyle hani insan şimdi büyük şehirde yaşadım, büyük şehirde büyüdüm. Tamam, köyden geldik. Eşim de köyden geldi, ben de köyden geldim ama sonuç olarak hayatımız belli bir yaştan sonra şehirde geçti. Her şeyi gördün, her şeyin elinin Yani. avucunun altında, gezme tozma yerlerin bol. Hani bir anda, Tam kendini bildiğin zaman ha, şehirde kendine geldin zaten. aynen, bir anda böyle köye düşmek, yani gerçekten kolay bir şey değil. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Ben şunu da söylüyorum, yanlış anlamayın. Bizi kendimizi övdüğümüzden falan değil. Hani bunu herkesin yapabileceği bir şey değil bu. Ama biz eşimle oturduk, konuştuk, hani ne yapabiliriz? Yapabilir miyiz sence? Çünkü burası da artık dağınıktı. Eskimişti, tel örgüsü yoğdu, çatlaklar vardı, içerisi kötüydü. Eşyalarımızı getiremedik, evde eşya yoktu. Ne bileyim, etraf açıktı, kapı yoktu, biliyorsunuz değerli tabçelerimiz, camlar kapalıydı. Yani o kadar bir anda bir boşluğun içine düştük ki anlatamam yani. Onun stresi, böyle boşluğu, arkadaş çevreni bıraktın geldin, eşimi arkadaş çevresini bıraktı, aileni bırakıp geliyorsun. Yani bunlar gerçekten çok stresli şeyler. Yani dediğim gibi ama bunu ilk kapıyı açtığım zaman eşimle konuştum zaten. Yani bu işi burada yapacağız dedik. Yani burada bir şekilde bir hayat tutturacağız. Benim niyetimde hayvancılık falan vardı o zamanlar. Tabii inek de aldık, biliyorsunuz vefat etti, öldü. Allah mekan cennet etsin. Dediğimiz gibi değerli takipçilerimiz, ilk videomu ansızın çektim ben. Hani böyle bir hedefim bile yoktu benim. Hani YouTuber'luk yapacağım, video çekeceğim. Benim çok samimi destekçilerim olacak. Bana maddi manevi destek verenler de oldu bir yıl içinde. Allah hepinizden razı olsun. Sadece maddi olarak söyleyeyim, manevi olarak yüzlerce kez destek, Maneviyat daha önemliydi o an. evet, yüzlerce kez destek olan, arkamızda olan bir sürü takipçilerimiz oldu. Bu daha da önemliydi zaten. Hepinizden Allah razı olsun. Ahır'ın orada öyle bir ilk video çektim. Hedeflerimi anlattım. Ahır'ı gösterdim. Sonra eşime dedim ki, hayatım ben bunu dedim YouTube'a atacağım. Hatırlıyor musun? Oturuyoruz. Ama eşimin böyle bir ümidi yok yani. Hani Ufuk sen ne yapıyorsun yani? Hani ne gerek var? Şimdi burada zaten sıkıntı, stresimiz var. Şimdi bu ne ki dedi, değil mi? Değil mi? Yapamayız demişti. Yapamayız demişti yani. Telefonumuz yok o zaman, kamera çekmiyor, dağınık donuk çekiyor. Ne bileyim yani. Ama dedim yani bir atayım yani. Allah'a şükür hiç abonemiz yoktu. Sıfır abonemiz vardı. Belki ilk takipçimiz varsa, bize buradan yorum yaparsa sevinirim. Bizi ilk takip edenlerden. Hepinizden Allah razı olsun tabii. Attım o günü. Sabah olmuştu değil mi hayatım? O zaman Şenay da işe gitmiyordu, ben de işe gitmiyordum. Aynen. Değerli takipçimiz, vallahi bile sabah bir uyandık, 20 bin 30 bin izlenmişti. Bayağı izlenmiş. Bayağı izlenmişti yani videomuz. Böyle bir ilgi çekmişti, paylaşılmış, destek olunmuş, sayfalarda bizi paylaşmışlar. İşte hatta Şenay dedim ki kanalımızın ismi ne olsun dedim. Köyde hayat mı olsun? Ve yani ya dedim ki biz her şeyi bıraktık geldik zaten. Sıfırdan hayat olsun dedim bizim ismimiz. Yani Aynen. öyle de kaldı bu isim, öyle gördük. Anlık kurduk zaten bu kanalı da. Yani bizim için şu an o kadar güzel bir şey var ki, yani her şey değişti. Neler değişmedi? Nereden nereye geldik yani değerli takipçilerimiz. Öyle atmıştık. Sonra bizden video istemeye başladınız. Instagram hesabımızı takip eden işte destek olmaya başladılar. İşte maddi manevi bizi yönlendirdiler. Şunu yapın, bunu yapın. Sonra değerli takipçilerimiz, hani YouTube'dan bir gelir olduğunu, biz bu kadar bir gelir gelecek ve bize bir bunun iş olacağı bileceğini tahmin etmiyorduk aslında. Sayenizde videolarımızı izledikçe, biliyorsunuz orada reklamlar çıktıkça da sizler, bizler bir ücret kazanıyoruz. Sonra bunun bu kadar bize bir gelir sağlayacağını hiç tahmin etmiyorduk. Ama Allah'a şükür çok güzel desteklerinizi yaptınız ve evimiz ocağımızı düzenledik. Ne bileyim nereden traktör aldık, tamam, geri biliyorsunuz iş kurduk, işimiz olumsuz gitti. Bunların borçlarını ödedik derken, toparlarken Allah'a şükür değerli takipçilerimiz, şu an gerçekten
Yani bir seneyi ortaya koyduğumuz zaman yani %500 bir değişim oldu. Eşyalar aldık, televizyonlar aldık. Yani sobamız bile yoktu. Sobamızı babaannem verdi yani. Allah razı olsun. Babaannelerimin sobanı. İlk televizyonumu biliyorsunuz küçücük bir şeydi böyle, şimdi Allah'a şükür yani ya ne bileyim hani değerli tanıdığınız, ben çok duygulandım. Böyle bir video yapardım eşimle birlikte de. O da kabul etti. Hani bunlar için sizlere yani 100 kere 1000 kere teşekkür etsek ayrı bir durum. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Söyleyecek başka şeylerim var mı? Sizler yorumlarda yazın. Hani bir sene içinde şunu yaptınız, bunu yaptınız. Bu yorumlarınızı da bekliyoruz değerli takipçilerimiz. Ben hepinizi seviyorum. Dediğimiz gibi ikinci yılımızda öyle bir denk geldik yani. İkinci yılımızda evladımız dünyaya geliyor. İnşallah daha güzel ve daha güzel yerlere geleceğimize de inanıyorum. Evladımızla bile artık çekirdek aile oluyoruz. Allah hepimizin hakkında hayırlısını versin. Benim söyleyeceklerim bu kadar değerli takipçilerimiz. Hepinize bol bol teşekkür ediyorum. Desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin. Güzel yerlere gelmeye devam edeceğiz ve güzel işler yapmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet hayatım, kapanışı da sen yap. Son sözleri söyle. Hepiniz Allah'a emanet siz değerli takipçilerim. Ya ben de dediğim gibi hani Ufuk zaten bütün söylenecekleri söyledi. Bu yolda hani bize destek olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten Ufuk'un da dediği gibi maddiden çok manevi destek önemliydi bizim için. Çünkü o ara bize bu çok önemliydi. Tamam biz el ele tutuştuk, hani biz bu yolda hani yapmaya çalışacağız, yapacağız dedik ama arkadan yine de böyle bir destek olur ya, o olmasını bekliyorduk, istiyorduk. Evet. Onu Allah razı olsun, sizler de gerçi hani bizim kendi ailemiz gibi destek oldunuz. Bunun için gerçekten çok teşekkür ederim. Desteklerinizin devamını da gerçekten yapacağınızı da biliyorum. Hani yapın demiyorum, yapacağınızı biliyorum. Evet. O yüzden inşallah evladımız da olduğu zaman daha güzel, daha zamanlar geçireceğiz. İnşallah o daha hayırlı olur. Bize de daha şanslar getirir. Nasıl olur? Daha güzel günler getirir bize. Tek umudumuz o şu an. Ya çok şükür şu anda iyiyiz ama o olunca sanki her şey biraz daha değişecek gibi Evet. bize geliyor. Rızkıyla gelecektir inşallah. Aynen, rızkıyla, şeyle, mutluluğuyla daha iyi olacağını düşünüyoruz. Sizlerle birlikte, evladımızla birlikte inşallah bu yola devam edeceğiz. Kamera arkası olsun. Bu şekilde yani dediğimiz gibi son olarak desteğiniz için gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Devamını gerçekten bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin değerli takipçilerimiz. Allah'a emanetsiniz. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Selametle kalın. Hoşça kalın inşallah.